atanmış rektör ve kendi atadığı rektör yardımcıları ve o rektör yardımcılarının tekrar atandığı bir sürü görev aslında eskiden, yani yönetimden önce çok ayrı kişilere verilen görevler şu anda bir rektör yardımcısının 3-4 göreve atanmasıyla sürdürülüyor. Bundan da şeyi anlıyoruz tabii. Yani üniversitedeki öğretim üyeleri bu görevleri kabul etmiyorlar. Kabul etmedikleri için açıkta kalıyor. Yani dediğim gibi bir yönetim kriziyle karşı karşıyayız. Bundan da zaten o krizin üstesinden gelemediği için yönetim, dün yaşadığımız çok kötü olayı yaşandı diye düşünüyorum. Polisin LGBT bayrağı taşıyan öğrencilere bir kampüsten öbür kampüse yürürken saldırması gibi, yani en zayıf halkaları bulup ona saldırarak kriz çıkarmak, onlar bu sefer kriz çıkarmaya çalışıyorlar. Yani yönetemedikleri için başka türlü şiddet krizleri çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da biliyoruz, yani Türkiye'nin hükümetin idaresinin kullandığı bir yöntem. Bunun ardından diğer arkadaşları duruma müdahale etmek istedi ve hani arkadaşlarının gökkuşağı bayrağı taşıma gibi bir sebeple gözaltına alınmasına itiraz ettiler. Bu itirazın karşısında polis öğrencilerimizi itekledi, şiddet uyguladı ve Kuzey Kampüs'e doğru onların üzerine gitti. Bunun etrafında bir arbede yaşandı ve o noktadan sonra Kuzey Kampüs'ün önünde öğrencilerle bir polis arasında bir karşılaşma söz konusu oldu. Bu çerçevede 8 tane daha öğrenci gözaltına alındı. Bunun üzerine öğrenciler Kuzey Kampüs'te bir bekleyişe geçtiler. Talepleri çok basitti esasında. Arkadaşlarının, hiçbir suçu olmayan arkadaşlarının, kamusal alanda gökkuşağı bayrağı taşıdığı için gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiler. Bu taleple Kuzey Kampüs'te kütüphanenin önünde bir bekleyişe geçtiler. Bunun üzerine polis de kampüsün önünde bir kuşatma vurdu. Ve bu şekilde saat gece 12'ye kadar esasında beklenildi. Arkadaşları serbest bırakılmadığı için öğrenciler Kuzey Kampüs'teki stadide, yani kütüphanenin yanında bulundular ve geceyi orada geçirdiler. Saat anladığım kadarıyla 5 itibariyle sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte de dağıldılar. Esasında gece boyunca arkadaşlarının gözaltından bırakılması için bir mücadele yürüttü. İşlerimize ek işler eklendi ama biz hiçbir zaman için asıl işimizden ödün vermedik. Bunun için de zaten söz de vermiştik. Dünya çapındaki eğitim kalitemizden, ki öğrencilerimiz ve aileleri hiç endişe etmesinler bu konuda, devam ettireceğiz. Araştırmalarımıza devam ettireceğiz. Yeter ki bize engel olmasın. Bunun yanı sıra bütün bu işleri de yapacağız. En iyi biçimde üniversitemizi ve Türkiye'deki özel üniversiteyi savunacağız. İşte 5 Ocak'tan beri bir kuşatma halinde. Etrafı önce barikatlarla ve çok yoğun bir polis varlığıyla kuşatılmıştı. Son dönemde barikatların sayısında azalma oldu ama esasında polis varlığı devam etmeye başladı. Ve bu çerçevede de sürekli kampüsün etrafında polisin öğrencilere müdahalelerini görüyoruz. Esasında öğrencilerin doğal yaşam alanı olan iki kampüs arası alanda öğrenciler sürekli bir polis varlığına ve müdahalesine maruz kalıyorlar. Bu tabii ülkede yürüyen daha genel çerçevedeki siyasetle son derece ilintili. Özellikle LGBTİ'ler üzerinden bir ayrımcı kampanya yürütülmekte doğrudan hükümet tarafından. Ve bu ayrımcılık çerçevesinde de bizim öğrencilerimiz de yine LGBTİ kimlikleri, yönelimleri dolayısıyla belli bir tacize maruz kalmaktalar. Dün yaşanan olay da esasında bu sürecin bir devamı diyebiliriz. Bu anlamda esasında Boğaziçi protestoları, Boğaziçi'nde işte üniversite özelliği, demokratik ve çoğulcu bir üniversite mücadelesi, ülkede hükümetin başlatmaya çalıştığı yeni bir kültür savaşının da malzemesi yapılmaya çalışılıyor ve bunun üzerinden de bir esasında Boğaziçi'lilerin son derece geniş kitlelere ulaşmış haklı taleplerini
kendilerini yeni bir kutuplaştırma üzerinden de yok etmeye çalışıyorlar. Yine bu çerçevede ülkede yürüyen genel bu işte insan hakları ihlali, özellikle bu yeni ayrımcılıklar, hız kazanan ayrımcılıklar Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından da karşıda yürütülüyor diyebiliriz. Ama en nihayetinde haklıyız. Yaptığımız şey doğru. Şiddetten uzak, uzağız. Şiddeti onlar daha iyi biliyorlar zaten. Ve kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.